İyi akşamlar Ege Türk TV izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı sevgili Bedri Sertel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben de iyi akşamlar diliyorum Ege Türk ailesine. Sevgili başkan, büyük bir mücadeleden 16 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir ön seçim yaptı. Evet. Ve unutulmak üzere olan bir parti içi demokrasi sizin başkanlığınızda bir yarışa girdi. Evet. Ve sanırım birinci bölge 76, 74, ikinci bölge 81. Bu kadar aday büyük bir centilmenlik içinde ve hiçbir tartışmanın olmadığı güzel bir yarış çıkarttınız. Evet. Bu nasıl bir keyif şu anda sizce? Büyük bir başarı bu. Yüzümden belli olmuyor. Evet, evet. Yorgunluğunuzu bile unutturacak. Yorgunluk hiç olmadı tabii. Bir il başkanının hayal ettiği bir tablodur tabii, bu. Bütün tabii. Adaylarınız yarış içinde ve centilmence bir yarış, barışla, sulh içinde çok şükür. Bir mücadeleden çıktınız. Çok şükür. Sanıyorum günlerce de uyumadınız bu sistemi kurabilmek öyleydi. İçin. Hakikaten öyleydi. O dönemi sizden bir dinlesek. Şimdiki çok heyecanlı bir dönem yaşadık. Bir ön seçimin heyecanı vardı. Ön seçim kararı aldırtmanın da bir heyecanı vardı. Ondan önce çünkü ilçelerimizi ikişer üçer tur yaparaktan bir ön bilgi aldık. O bilgileri ben genel merkeze aktardım. Genel başkanımızla görüştüm ve genel başkanımız bizden ön seçim kararının İzmir için çok önemli olduğunu hissedince daha kuvvetli olaraktan parti meclisine soktu. Bu karar çıktıktan sonra hakikaten heyecan sarmaya başladı. Ya bu seçimi nasıl yapacağız? Hangi üyelerle yapacağız? Üyelerin katılımı olur mu, olmaz mı filan bu tartışmalar oldu. Değerlendirmeler oldu arkadaşlarımızla. Ve bu çalışmaları biz ilçe bazına kadar indirdik. Bazen mahalle bazına kadar indirdik. Tabii aday adaylarımız çıkmaya başladı. Aday adayları çıktı. İşte önce bir 78'di. Sonra iki arkadaş daha ileride 80 oldu. En son gün aday adaylarının 24 zannediyorum Mart, şimdi Mart'tayız yok. 14 Mart'ta. Tabii 14 Mart'ta ben Ankara'daydım. Genel merkezdeydim. Büyük bir onur taşıdınız genel başkanınızı. Şey. Evet. Kendi ilinizden. Yani o gün genel başkanla oturduk sohbete. O gün saat 5'te de artık listeler verilecek YSK'ya. Tabii biz bir bekliyorduk. Acaba olur mu olmaz mı, İstanbul'a mı gider, İzmir'e mi gelir? Dedi ki başkanım, dedi ben dedi İzmir'e geliyorum, ön seçime katılıyorum. Başkanım çok mutlu oluruz, sizi başımızda taşırız. Müthiş öncesinde, bir olay. Öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nun bir daveti vardı. Evet Aziz Bey. Genel Başkan'a sizi İzmir'den aday görmek istiyoruz görmek dedi. Istiyoruz artı diye. Bir de önerdi, ön seçime girmenizi istiyoruz dedi. Evet. Orada o sürpriz bir çıkıştı. Hakikaten hiçbir bilgimiz yoktu. Genel Başkan'a da sürpriz oldu ama Genel Başkan hemen ben yetkili organlarımla bir değerlendireyim, o kararı vereyim dedi. Tabii kendi inisiyatifinde olan karar. Ve ondan sonra ben bir mesaj da verdim. Dedim ki Aziz Bey bir İzmir beyefendisi gibi Genel Başkan'ı davet etti. Ona yakışan buydu demek ki davette. Şimdilik de Genel Başkanımız arzu ederse 81 ilin her birinde ön seçime de girebilir, kendini birinci sıraya da koyar. Hiç il farkı olmaksızın. Fakat hakikaten bu davete çok güzel bir icabet etti Genel Başkanımız. Evet. Son gün son dakika karar verdi ve ön seçime girdi. O gün de bana dedi hayırlısıyla git çalışmaya başla, yarın basın toplantını yap, ben geliyorum dedi. Bu anlamda sizin sorumluluğunuz ikiye katlandı. İnanılmaz, inanılmaz. Bir parti içinde muhalif kanadın genel başkanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e gelmesiyle oy vermeyeceğim açıklamalarını çok kısa zamanda tolere ettiniz. Evet. Hemen kontrol altına aldınız ve bunu örgütünüze yaymadan, örgütünüzün buna bir tepki, karşı tepki müsaade vermesine etmedik. Müsaade etmeden bir dik duruş sergilediniz. Evet. Gerçekten bu büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Bu anlamda bütün İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin size gerçekten sağ bir takdiri çok doğdu. Mersi. Çok teşekkür ederim. Tabii yöneticilik burada belli oluyor. Yani yönetim olayı tam bu olayların vuku bulduğu noktalarda siz ne kadar dik durabilirseniz, ne kadar dirayetli durabilirseniz orada ortaya çıkıyor. Demek ki biz de biraz bir yönetici olmuşuz diye kendimi doğru bir şekilde eleştiriyorum. Şu anda göreve geldiğinizde, ilk atandığınızda bir şey söylemiştiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni hükümet yapmaya, iktidar aynen yapmaya aynen geldim dediniz. Bu da elinizi güçlendirdi. Çok, verdiğiniz çok sözü tutacaksınız herhalde. İnşallah. Umuyoruz, ben diliyoruz. 8-8 diyordum ilk evet atandığımda. Şimdi 9-8 olabilir diyorum. Artı
biz İzmir'den başbakan çıkartacağız. İzmir'in başbakanı olacak. Evet. Evet, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ara seçiminde Erdal İnönü SHP'nin genel başkanı olarak İzmir'den ikinci bölgeden çıktı. Aday olmuştu. Tarih tekerrürden ibaret oldu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da gelip aynı bölgeden aday oldu. Tabii. O dönem rahmetli Erdal İnönü hükümet ortağı olmuştu. Tabii, tabii. Umuyoruz bu dönem tek başına Kemal iktidar. Kılıçdaroğlu başbakan olarak başbakan, siz de inşallah. Onun il başkanı olacak. Şunu da geçemeyeceğim demeden AKP şu anda başbakan sayılan zat-ı muhtereme ofis arıyor İzmir'de. Ama biz İzmir'den başbakan çıkartıyoruz. Aramızda bu kadar büyük farklılık var. Evet. Siz diyorsunuz ki biz Cumhurbaşkanı'nın talebi olan 400'e hazırız. Hazırız. Kesinlikle. Hazırız. O parti gözetmiyor. Evet. Zaten parti ismi belli etmediği için biz Cumhuriyet Halk Partisi evet. olaraktan aldırıyoruz. Sorumluluğu siz hissettiniz. Kesinlikle üstlendik. Evet, evet. Peki sevgili başkan, sıcak günlerin yaşandığı bir iki üç günlük dinlenmenin evet. sonucunda çok sıcak günlere hazırlanıyorsunuz. Seçim stratejiniz ne olacak? Politikayı, Cumhuriyet Halk Partisi politikasını neye dayandıracak? Orta Doğu'daki karışıklık, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan yurt genelinde bir elektrik kesintisi, bir savcı katliamı ve çok sıcak bir atmosferde Türkiye soluk alıp veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu siyaseti nasıl değerlendirecek? Şimdiki tabii ki çok önemli bir sürece geldik tekrardan. Fakat biz yorulmadık. Biz pazar akşamı hakikaten düğünümüzü bitirdikten sonra onun güzelliğiyle, onun onuruyla evlerimize dağıldık. Saat 1.30-2'de eve gittiğimde arkadaşlarım da öyle. Pazartesi itibariyle önce 2. bölge ilçe başkanlarımızı davet ettik. Sonuçları değerlendirmek maksadıyla benim prensibim budur. Yani bitti, biz 2-3 gün dinleyelim diye bir şey yok. Pazartesi evet, onu takip ediyoruz. İkinci bölge, salı günü de... Programa bile zor alabildik sizi. Öyle, salı günü de 1. bölge ilçe başkanlarımız geldi. Neleri doğru yaptık, nelerde eksiklerimiz var. Genel seçimlere giderken nasıl bir strateji daha bu deneyimden sonra. Bu çünkü bizim için bir antrenman oldu. Biz komple bir koordinasyon merkezi kurduk ilde. Saat 8.30'da bütün sonuçları almıştık. Evet, çok sistemli evet. çalıştınız ve hiç kedilerden destek almadınız sanırım. Kesinlikle. Kendi kendimizi hallettik. Kendi kendimizi hallettik. Evet. Hakikaten İzmir son iki gündür çok Türkiye çok vahim olaylarla karşı karşıya. Türkiye genelinde Van ve Hakkari'nin dışında bütün yurtta enerji kesintisi. İnanılmaz bir şey. Nasıl olduğunun karşılığı da yok şu anda. Yani birisi çıkıp da ya kardeşim bu elektrikler şuradaki trafo patladı. Buradan gelen elektrik hattında şöyle bir problem oldu diyemiyor. Üzerinden 24 saat geçti. Nasıl bir işlemdir? Buna da akıl erdiremiyoruz. Ne başbakan, ne enerji bakanı böyle bir cevap. Çok yani çok hafif bir açıklama. Bu nereden sebeplendi? Niye böyle bir şey oldu? Aynı saatlerde nasıl o Çağlayan denen adliyede göz optiği varmış girerken. Yani bir savcının odasına öyle bir kişilerin girmesi, o adamı gasp etmesi, orada 6 saat, 8 saat orada kalması, bugün genel başkanımızın da bazı açıklamaları var. Yani büyük bir olay bence. Türkiye'de ciddi alınacak evet. olaylardan biri. Türkiye'de biraz daha sağduyulu olmamız lazım. Biz parti olaraktan da daha sağduyuluz dikkat ederseniz. Genel başkanımız da çok mesajlar vermiyor. Olumsuz mesajlar vermiyor. Ve izliyorlar sadece. Genel başkanımızın bir huyu da o yani. Ben onu öğrendim. İzlemeyi çok iyi biliyor ve ondan sonra gerekli büyük olan... Büyük bir sükunetli evet, olayları da. Çok önemli. Çünkü Türkiye çok ciddi bir yol ayrımında gibi gözüküyor. Bunu izlememiz lazım. Önümüzdeki süreçte, bu süreçte çok uzun değil. Tahmin ediyorum 1-1,5 ay içinde de Türkiye'de belki de seçimlere giderken farklı boyutta bazı şeyler de gerçekleşebilir. İnşallah Türkiye'nin olumlu yönünde gerçekleşmesini diliyorum. Bunun olumluluğu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla gerçekleşir. Türkiye bir Orta Doğu politikasından gerçekten bir rol kapmaya çalışırken büyük bir hizmet yaşaması endişesini taşıyor musunuz? Maalesef ben bunu bir futbol maçına benzetiyorum. Bir takım 80 dakika atak yapar ama bir türlü gol atamaz. Atamaz, karşı takım tek atak yapar, golü yer ve bitirir maçı. Golü atar ve bitirir maçı. Biz sanki ciddi gol yiyen bir takım gibiyiz Türkiye'de bu hükümetle. Ülke olarak. Bu hükümetle ciddi gol yiyoruz her noktada.
Şu anki Başbakan Ahmet Davutoğlu geçmiş dönemin Başbakanlık Meclisi'nde Dışişleri Bakanı'ydı. Tabii. Bu anlamda sanki Türkiye batıya değil doğuya dönerken Başbakanın maalesef burada bir rolü vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak siz de bunu sık sık dile getiriyorsunuz. Partinizin genel başkanının da iddiası bu. Türkiye Orta Doğu'da rol almak yerine sağlam komşu olma politikasına girmeli. Enerjinin kesilmesiyle ilgili Orta Doğu politikasının bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz? O kadar dolu bir bilgiye sahip değilim bu konuda. Çünkü ben net bilgileri vermek isterim. O konuda yorum yapamayacağım. Ancak bir bilgi alabilirsem yapabilirim Sayın bunu. Sayın Kılıçdaroğlu çünkü kuşkuları bu yönde. Var. Genel başkanımızın kuşkuları var bunun o yönde. Bunun açıklanmasını istedim. Evet. Yani onu da bu hükümet açıklaması lazım. Nedir, ne değildir, niye böyle bir şey gerçekleşti ama Türkiye'de böyle bir hayatın durması bence bir savaş gibi bir şey bu yani. Savaşa giderken sanayiye elektrikliğe büyük bir darbe. Her şeyde darbe. Elektrikler, televizyon seyredemedik. Hiçbir şey olmadı. Bankalar durdu, her şey. Bir de 31 Mart. İnanılmaz bir kargaşa vardı iş vergilerin dünyasında. Vergilerin son günü. İnanılmaz bir kargaşa vardı. Vergileri Allah'tan ertelediler bugüne ödenir diye. Bir yayınlama yaptılar ama yaşanılası değil. Bunun gerçekten hemen acilen bir açıklanması lazım topluma. Evet, Türk bizler sıkıntıdayız. Gerçekten sıkıntıdayız. Bugün veya yarın olmayacağı ne malum. Demek ki birisi şarteli indirip kaldırabiliyor, bu kadar basit Türkiye'yi. İndirdi mi bitiyor işimiz. Yani bu demokrasi kısıtlaması gibi bir şey oldu. Kesin, ama burada özelleştirmelerin büyük bir handikapı var. Özellikle bu türlü enerji sektörlerinin özelleştirilirken diğer ülkelerde çok ciddiye alınaraktan yapılması gerekiyor. %25 özelleştirme, %75 devlet sektörünün enerji işlerini götürmesi gerekiyor. Normal dünya standartlarına bakarsanız bizde artık bu %80'lere varmış özelleştirme. Şimdi adamlar hükümetle anlaşma yapıyor. Ben diyor işte 1 liradan elektriğin kilowatt saatini satacağım. Evet. Fakat bunu arttıramıyor. Bir yıl sınırlıyor kendini ama bundan 2 ay önce dolar 1.8 kuruştu. Bugün dolar 2.6 kuruş, 6.5 kuruşa geldi. Bu aradaki farkı kapatamıyorlar. Kapatamayınca santrallerini kapattılar. Bunun detayını incelersek, evet, Türkiye'de şu anda ciddi santraller kapalı. Özelleştirmeden dolayı satın alan özel şahıslar santrallerini kapattı. Dükkanı kapatır gibi hale geldi. Bunun da büyük bir handikapı var. Tabii özelleştirmedeki kasıt devletin denetiminden çıkmaması gereken çok önemli yerler var. Yerler varken böyle bu, bu da enerji sektörü. Bir tabii, tanesi de enerji tabii. sektörü. Hayat. Bir tabii ki, tabii hayat. Ki, tabii ki. Peki biz bu soruların cevabı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ama yerelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin patronu olarak ve şu anda görevde bulunduğunuz il başkanlığının sorumluluğunu taşıyan bir Bedri Serter olarak hazırlıklarınızı dinlemek istiyoruz sizin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim startının verildiğinde CHP nasıl sahaya inecek, kadına nasıl yönelecek? Çocuğa nasıl yönelecek? Üniversitelerdeki karışıklıkların çaresini nasıl planlayacak? Yani CHP ne yapacak sahada? Şimdi 7 Nisan'a kadar bir müddetimiz var. Ön seçimden onar adaylarımız çıktı. Şimdi genel başkan parti meclisinden de kararı çıkartaraktan 13 adayı ortaya çıkartacak. Bütün Türkiye genelinde bütün partilerin son günü 7 Nisan. Bizim şu anda parti olaraktan bütün verilerimiz hazır. Hatta bir tanesini biliyorsunuz ki dün hatta çok komik bir şey yaptı hükümet onun karşılığında. Biz diyoruz ki, genel başkan onu söyledi, her bayramda, Kurban ve Ramazan bayramında birer maaş ikramiye emeklilere vereceğiz diye. Evet. Bu bizim en önemli başlangıç noktamız. Bu bakanlar kurulunu rahatsız etmiş bir evet. şey. Ve çok komik ki 1000 liraya kadar olan kişiyi 1000 liraya tamamlayıp artı 100 lira koyacağız. 1000 liranın üstünde olana %10 mu yoksa %5 mi ne bir farklılık getireceğiz diyor. Gün başbakanı izledim, yaptı. Bu onları çok rahatsız etti. Buna benzer öğrencilere, sanayi sektörüne, ticaret sektörüne, esnafa çok önemli dokunan, cebine dokunan projelerimiz var. Onları da 15 Nisan'da genel merkezde genel başkanımız açıklama yapacak. Seçim programını ondan, seçim programı açıklayacak. Ondan sonra biz de sizlere sunacağız. Bu arada Türkiye'nin koşulları zaten seçim programı sermayesini çok ciddi bir şekilde de arttırmış konumda. Arttırıyor tabii. Yani bunu beklememiz gerekir. Bir 15 Nisan'da genel başkanımızdan ağzından çıkmadan biz
Tek cümle ve tek sözle bu seçimleri gerçekleştirmek istiyoruz. Milletvekillerimizle de toplantı yapacağız bu arada. Seçilen milletvekili adaylarımızla da. Orada da hem belediyelerimizin çalıştığı projeleri kendilerine sunacağız. Hem büyükşehirin çalıştığı projeleri kendilerine sunacağız. Çünkü çeşitli noktalarda değişik sorular gelebilir. Artı bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin stratejik yapısında çıkarttığı projeleri de sunacağız. Evet. Halkımız onları çok net anlatsınlar diye. Bu toplantıları hem adaya düzeyinde yapacağız hem de seçilemeyen adayı arkadaşlarımızla da toplu bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların da desteklerini almak istiyoruz. Yani ön seçimde. Onlar da gönülden vermek istiyorlar bu destekleri. Tabii ön seçimde yarışa girip arka sıralarda kalan arkadaşlar da parti sorumluluğunu alarak. Tabii bir parti hiyerarşik yapısı içinde bir de onları kaybetmememiz lazım. Hakikaten hepsi çok kıymetli. Hepsi aday olabilecek düzeyde arkadaşlar ama tabii bu seçim sandıktan çıkıyor. Demirel'in bir sözü varmış. Yeni öğrendim. Çok da hoşuma gitti. Sandığa atılan değil oğlum diyor. Sandıktan çıkan önemli diyor. Çıkan önemli. Evet. Çok tabii, önemli. Yerel seçimlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopmaların önlemini de bu dönemde ön seçim yapılarak böyle bir telafi sorumluluğu da ortadan kaldırmış oldunuz. Bu anlamda partinin 81. sırasındakinin göreviyle 1. sıradaki milletvekili adayının sorumluluğu aynı oldu. Aynı oldu. Siz esas enteresan bir soruyu sormak istiyorum samimiyetinize dayalı olarak. Estağfurullah buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes düşünür, herkes konuşur. Biat kültürü yoktur. Yani yukarıdan gelen sinyale göre saf tutma diye bir anlayışı yoktur. Ve bu nedenle de kaosları vardır. Cumhuriyet Halk Partisi halkta böyle de sevilir. Kaosu bir düşünce mücadelesi diye algılanır. Sizin döneminizde hiçbir tartışma çıkmadı. Bunu neye borçlusunuz? Nasıl sağladınız bunu? Vallahi önce çok açık bir yönetim tarzım var. Bütün yönetim kurulumla her şeyi paylaşıyorum. Ve görev verdiğim arkadaşlardan görevlerini yapıp geri getirmesini istiyorum kesinlikle. Sadece her şeyi ben üstlenmiyorum. Bu çalışan sekreterimize kadar bu görev paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Bir de biz bir aileyiz. O aile birlikteliğini sağladık. İlk ikinci hafta yaptığımız olay, bütün ailelerimizle bir kahvaltı yaptık. Hiç bugüne kadar yapılmayan bir şey yaptık. Yönetim kurulu üyelerimizle, arkadaşlarımızla bir kahvaltı yaptık. Basından biz de onu iyi takip ettik. Eşlerimiz birbirini tanıdı, çocuklarımız birbirini tanıdı. Önemli olan bu. Zaten %50'si insanlara siyasetin dokunmak. Bu dokunmayı yaptıktan sonra, iyi niyetli olduktan sonra, güler yüzlü olduktan sonra, her yerde söylediğim gibi dükkan açan gülmesini bilmesi lazım. Eğer bir dükkanınız varsa güleceksiniz. İnanın ilde her gelene kapımız açık. Eğer müsaitsem, eğer toplantım yoksa, kim geliyorsa mutlaka benim masama oturur, bir çayını içer, onun bir derdini dinlerim. Dert de hep dert. Hiç yani gülen yüzle gelen yok ama gülerekten göndeririz. O derdini çözmesek de niye çözemediğimizi anlatıp gönderiyoruz. Hakikaten bunun büyük bir faydası oldu. Bir de tabii ki genel merkezde çok ciddi diyaloğum var. Genel başkanımla çok ciddi diyaloğum var. Oradan aldığım verileri hemen paylaşıyorum arkadaşlarımla. Arkadaşlarım da bundan çok memnun. Bugüne kadar herhalde gerçekleştirilemeyen bir konuydu bu. Şimdilik bir rahatlama var bizlerde. Genel başkanla bu paylaşımları gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar genel başkanımız böyle düşünüyor diyoruz. Genel başkanımız bizi de dinliyor. Bazı önerilerimiz oluyor onlara olumlu bakıyor. Evet. Yani o bakımdan da bu dediğiniz gibi yani CHP girift olayları kaldırdık. Mı? Artık kapalı kapılar yok öyle bir şey. Kararlar verilmiyor. Hiç. Kapı açık, şeffaf. İl başkanı şeffaf. Herkese dinleyerek doğruyu. Aynen. Herkese açık her şey. Yani inanın seçim olduğu gün saat 9'da bazı arkadaşlarımız geldi. Daha önceden görev almış arkadaşlarımız verilerden istediler. Yönetim kurulu başkan yardımcım arkadaşım, yönetim kurulundan bir arkadaşım ya vereyim mi diye işaret etti bana. Hemen dedim vereceksin. Evet. Elini alan arkadaş da şaşırdı bugüne kadar çünkü öyle bir şey görmemiş. Kendisi de yapmamış. Görev döneminde öyle direkt veri yok. Bende dursun, ben saklayayım. Aman ihtiyaç olursa Semra'ya öyle vereyim, alttan vereyim. Öyle bir şey yok. Bizde masa üstünde her şey. Şeffaf ve açık. Bunun yansıması geriye dönüşümü çok güzel, bu. Çok tabii güzel bir şekilde. Tabii. İnşallah Allah mahcup etmesin. Böyle devam edelim. Tabii bu yolun başı. Tabii ki daha çok başındayız. Bu yolun başı. İsterseniz kısa bir aradan sonra önümüzdeki süreci esas tünelin sonunu konuşalım.
Bu kontenjan adaylarınızdaki beklentinizi, topluma inerken CHP'nin vitrinini, söylemini, müziğini, hepsini kısa Peki. bir aradan sonra. Teşekkür ederim. Tabii ki. Sevgili izleyicilerimiz, bıraktığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili İl Başkanımız, İzmir CHP İl Başkanımız Bedri Sertel'e sorularımızı devam ediyoruz. Evet. Sevgili Başkan, büyük bir sorumlulukla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı İzmir'den aday olarak siyasetin bir anlamda ezberini bozdu. Evet. Bu bozulan ezberde muhalif partiler aday düzenlemesinde yeni kararlar alma aşamasında. Hı hı. İşte MHP kimlerle kadrosunu yapacak? AKP güçlü aday arayışında başbakanın İzmir'den ofis tutma talebi muhtemelen ki bundan kaynaklı. AKP Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıtayı yükseltmek zorunda. Bu arada HDP aynı arayışta. Hı hı. Ancak siz parti içi ön seçimi yaparak partinizi bir toplu hale getirmeyi başardınız. Evet. Bu anlamda kontenjanlardan beklentiniz nedir? Şimdi kontenjanlarda tabii genel başkanlar kontenjanları koymalarının sebebi her parti, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giden bir parti. Bu iktidara giden parti içinde o kontenjanlara koyacakları adaylarla kendi ileri boyutta İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, AB sorumlu devlet bakanları kimler olacaksa onları koymak mecbur. Ondan genel başkanlar biliyorsunuz kontenjanları ayırırlar. Burada tabii ki genel başkanımızın elini rahatlatmamız gerekiyor ama İzmir'i çok iyi algılayan biri. Özellikle İzmir'den ön seçime girip İzmir'den milletvekili adayı olması da İzmir'e verdiği bir kere özel önemi gösteriyor. İzmir Türkiye için çok ufku açık bir şehir. Ve bu Ankara'dan da öyle gözlemleniyor. İnanın Ankara'da genel başkanımız İzmir'e geldikten sonra, ön seçime geldikten sonra herkesin algısı İzmir'e karşı daha da bir farklı boyutta olmaya başladı. Bu bizim parti içinde de böyle, parti dışındaki diğer partilerde de öyle. Ya bu İzmir ne olacak diye. Bu İzmir'e büyük fayda da getirecek böyle bir hareketi genel başkanımızın. Burada koyacağı kontenjan adaylarının mutlaka İzmir'e yakışan, İzmir'in profiline uygun, mutlaka demokratik bir yapıya sahip, sosyal demokrat özellikleri olabilen, artı çeşitli noktalarda çeşitli gruplara hitap edebilecek, hem kadını hem erkeği olabileceği bir noktada aday seçimini yapacağına inanıyorum. Zaten bekliyordu o. Ön seçim olsun, adaylarımız belirlensin. Sonra ben kontenjan değerle. O gün bugündür. Pazartesiye kadar da bunlar netleşecek. Büyük ihtimalle bu arada bir toplantımız da olacak genel başkanımızla. Bizden de bir yorum alacaktır kendileri. Onu da bekliyorum. Zaten öyle görüşmüştük. Biz de kendi yorumlarımızı kendisine izah edeceğiz. Ama bu arada bir çelişkiniz var sevgili başkan. Kadına bu kadar önem veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çok. Genel Başkanı Kemal Çok. Kılıçdaroğlu, örgüt yapısından seçilecek noktalarda kadın aday çıkartamadınız. Şimdi ön seçimde temin de dediğim bu gibi... Bu da, sözünüzü kesiyorum ama bu da örgütün tercihi. Evet, örgüt tercihi oldu ama yanlış bir tercih bende. Yani kadın adaylarımızın neden hiç olmazsa bir tanesi olmasını ben de ilk beşte tercih evet, ederdim. Evet. Veya ilk dörde girmesini isterdim açıkçası. Pozitif ayrımcılığı olan kadın kotasıyla PMS'in İzmir gibi kadına değer veren tabii. bir kent yok ki. Yani bizim partimiz de öyle. Gerçekten kadına çok, ben her toplantımda kadın olmazsa olmaz diyorum. Yani kesinlikle gencim olmazsa olmaz toplantı yapmıyorum. Sevgili başkan, İzmir Amazon bir kenttir. Evet. Dişi evet. bir kenttir. Bakın ama Denizli'de 1 ve 3 üçüncü sıra çıkıyor. Manisa'da ikinci sırada kadın çıkıyor. İzmir'de nasıl çıkmadı ona ben de şaşırdım. O zaman kadın arkadaşlarımızın eksik çalışmaları olabilir burada. Kendilerini tanıtırken daha eksik tanıttılar demek ki topluma.
Evet. Ben öyle görüyorum. Biraz da o gün gözle bakmak lazım. Dersine çalışanlar olaraktan bakmak lazım. O zaman şöyle bir öneride bulunalım. Kadınlar kendi aralarında önce bir seçim yapsınlar. Temsilcilerini büyük yarışa öyle soksunlar gibi bir mantık da olabilir. Yani niye olmasın? Ben buradan Kılıçdaroğlu'nun bir kırgınlık taşıyacağını düşünüyorum. Çünkü kadına çok önem veriyor. Çok. Bu anlamda yerel seçimlerde kentin merkezine bir kadın belediye başkanını atayan, iki tane de olsa hiç o, hiç sıfırdan her zaman bir üsttedir. İki tane belediye başkanı ve onların da sonuçta başarıları meydanda bir yıllık süreçte başarıları meydanda. Çok iyi gidiyorlar. Böyle olan bir yapıda kadın bir hemcinsimi parlamentoya gidecek olan lisenin başlarında görmek bir kadın olarak doğal talebimdi. İnşallah umarım. Şöyle söyleyeyim, genel başkanımız o kadar öngörülü ki ön seçim olmadan ne dedi? İlk birinci sıralara kadınlar koyacağım dedi. Evet, evet. Yani demek örgütünü ki bu kadar öngörülü yani. Örgütünü tanıyor. İki tarafın da birinci sırası kadın olacak. Umarız mutlaka ki kontenjanlar olmak zorunda. Yani parti içi demokrasi seçim nedir? Ama ancak bir iki kontenjan olmak durumunda bu seçimin sonucu bunu çıkartmıştır ortaya. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 16 yıl sonra girdiği bu demokrasi mücadelesinde sınavını iyi verdi. Bunun toplumda karşılığı da bu. Ha, kontenjanlar da sürükleyici isimler. Tabii. Ancak bir başkanı olarak size bir şey sormak istiyorum. Siz İzmir'e ait olmayan bir kontenjanı kabul edecek misiniz? İzmirli olmayan, şimdi İzmir'in dokusunu bilmeyen, İzmir'i tanımayan bir kontenjanı kabul edecek misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben etik olaraktan genel başkanın kararlarına saygı duyan bir il başkanıyım. Burada mutlaka seçilecek olan kontenjan adaylarının İzmirlilik dokusu olacaktır. Ben buna inanıyorum. Ama burada yaşamış olacaktır, ama İzmir'le bir iletişimi olmuş olacaktır. Fakat ille İzmirli olacak diye de direnme şansımız yok. Burada farklı yapıda, diyelim İstanbul'da bir İzmir'den olabilir, bir Ankara'da İzmir'den, ama hepsi birden de olmaz. Mutlaka İzmir dokusu içinden de olacak. Dokusu tutsa bile diyorsunuz, razıyım. Olacaktır mutlaka. Yani dediğim gibi bir adam belki, yani genel başkan adam dedim şimdilik de, iki tane bakan çıkartmak isteyecek İzmir'den. Şu andaki arkadaşlarımız da olabilecek düzeydedir. Ama belki farklı bir düşüncesi vardır kafasında, onu oturtacaktır. Bizim de ona saygı duymamız lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geçmişinden bu yana yaşadığı, yıllardır yaşadığı bir sıkıntı. İzmir'le hiç bağlantısı olmayan, İzmir'i tanımayan adayları taşıdı. Bu anlamda İzmirli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi bu. İzmir'e yakın, en azından dokusunu tutabileceği adaylar. Bu sorumun bir bölümü. İkinci soruma gelince sevgili başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye tabanında yapılan oylamadan %55 sandığa geldi. Hı hı, doğru. Bu sandığa gelmeyen %45'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi nedenlerle? Hava muhalefetinden mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını koyamadığı bir %45 var. Şimdiki İnsanların sandıklarına hep sahip çıkmasını düşünüyoruz, değil mi? Bu normal genel seçimlerde, mahalle seçimlerde öyle. Biz de son 3 aydır hakikaten göreve geldiğimden beri ön seçim diye diye bütün üyelerimize ulaşmaya çalıştık. %45'lik kesimin hemen hemen %10'luk kesimi zaten aldığımız istihbaratlarla ya şehir değiştirmişler, ya ülke değiştirmişler, veyahut da bir kısmı da vefat etmiş. Evet. Bunların bir hakikaten şey olaraktan, kriter olaraktan bir çıkması gerekiyor. Onu algıladık. %10'unu böyle verdik sevgili başkanım. %35'te demek ki partili fakat partisinde inisiyatif kullanmak istemeyen arkadaşlardan oluşuyor. Onu uygulayacağım, ama %55 başarı da bizim için büyük bir başarı. Şu anda Türkiye grafiğinde 55 ilde bu seçimler yapıldı. En yüksek oy İzmir'dedir. En yüksek katılım oranı İzmir'dedir. %55'tir. Bizim için fevkalade bir orandır. Bugün 33 bin
küsur 33 bin oy ikinci bölgede kullanıldı. 31 bin oy birinci bölgede. Böyle hiç fire vermeden, Kemal kullanıldı. Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Aynen. %100 oranına yakın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Diğer arkadaşlarımız biraz demek ki partilik ruhları eksik. Gelip oylarını atmadılar. Bakın yani İzmir diyoruz. Biz 20 tane milletvekili adayımızı şu anda İzmir'den çıkarttık. Hepsi İzmirli, hepsi yerleşik düzenli, iş düzeni evet. Burada, her şeyi burada. Evet. Yani kontenjandan da mutlaka gelecek olan İzmirliler var ama bir iki tane arkadaşımız da biz sırtımızda taşımaya hazırız il yönetimi olaraktan ve İzmirliler olaraktan. Yeter ki bize uyum sağlasınlar. Ha bundan sonra ben il başkanlığını yine kongreyle gelmek istiyorum, o zaman almak istiyorum. Bütün arkadaşlarımız öncelikle İzmir'e katkı koyacaklar. Bu bütünüyle milletvekillerinden talebim bu ve ben bunların peşinde koşacağım. Bu %45'lik oranın %10'unu... Öyle %35'lik arkadaşımız da bunu, demek ki özgür iradelerini kullanmak 7 istemiyorlar. Haziran'dan, 7 Haziran'dan sonra parti tabanında bir yenilenmeye gidecek misiniz? Kesinlikle parti, üye olarak da aynı. Tabii, bir tüzükle bunu tabii. Yenilemeye yapacağız. Genel başkanımızla bunu paylaştık, hemen paylaştık. Evet, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir taze kan çok güzel olacak. Getirmiş olacaktır ama süre açısından 7 Haziran'a bunu yapma şansımız zor. Ancak kurultaya giderken. Giderken yaparız onu tabii. Bu şekilde olmalı. Peki adaylar üzerinde tabii ki inisiyatif sizde değil, parti tabanınızda. Adayların tek söylemle yola çıkmasını nasıl sağlayacaksınız? Farklı düşünceler, demokrasinin zenginliği diyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kelimeyle çıkacak dedim, bir sloganı olacak. Evet. Kemal Bey sadece Türkiye'deki kirlenmiş insan düşüncesine ve yolsuzluklarla mücadele ediyor. Ama bir de yaşadığımız kentte İzmir'i ilgilendiren, milletvekillerinin parlamentoda mücadele vermesi gereken projeleri var. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir en güçlü kalesi, bunun tam tersine de mevcut hükümeti en reddettiği bir il. Evet, aynen öyle. Böylesine bir İzmirli'nin makus bir kaderi var. Var, evet. Bu kader bu dönem yıkılacak. Tabii ki yıkılacak. Öncelikle çünkü genel başkanımız İzmir'den milletvekili. Biz ondan dolayı soruyorum. Tabii ki genel başkanımız İzmir'den milletvekili. Temin de dediğim ne kadar İzmir'e önem verdiği gözlemleniyor. Ve bu ötekileştirmeyi genel başkanımızın nezdinde ve diğer seçilecek olan milletvekilleriyle beraber el birliği kuraraktan yıkacağız. Kesinlikle bu yenilenecek. Bu tabii ki şu ana kadar belediyelerimizin yaptığı projeleri dediğim gibi elimize alacağız. Yapılamayanları elimize alacağız. Artı devletle, hükümetle inşallah iktidar olduktan sonra zaten önümüz açılmış olacak bu konuda. Öyle İzmir'in önü çok rahatlıkla açılacak. Genel başkanın da aynı payımız daha yüksek olsun. Biz şimdi 50 birim ödüyoruz, 10 birim geri geliyor. Hatta belki 70 birime 10 birim geri geliyor. Şimdi raporları hazırlıyorum. Seçim atmosferinde İzmir'in siyasi, ticari arenası ve sanayi arenasında neler yapılması gerekir? Bugüne kadar neler olmadığını da daha sonraki programlarımızda olup, değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. Çünkü İzmir sahil kenti, denizi olan ve turizme açık tarihi olan bir kent. Ancak politik uygulamalarla İzmir'in önü tıkanmış bir noktada mı aynen, sizce de? Aynen öyle. İzmir sağlık kenti. Liman kenti. İzmir ticaret kenti. İzmir fuarlar kenti. Biliyorsunuz geçen hafta en büyük fuarı açtık Türkiye'de. Evet. Bu bir hakikaten İzmir'in fuarlara verdiği önemi gösteriyor. Ve Türkiye'de İzmir'deki fuarların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hiçbir otelde yer kalmadı. Özellikle mermer fuarında. İnşallah bunun gibi İzmir'de 8-10 fuar gerçekleştirirsek İzmir fuarlar kenti kimliğini çok net oturtacak. İzmir turizm kenti diyoruz. İzmir'in her tarafı deniz, her tarafı koy. Foçasıyla, çeşmesiyle, alasıyla, Seferihisarıyla, her tarafıyla, Karaburunuyla. Çeşme, Alaçatı dünya markası. Dünya markası haline geldi. Bunların hepsinin çok daha ön plana çıkması lazım. İnanın son tahmin ediyorum 1,5 yıldır bu yeni 2 yıl oldu mu Turizm Bakanı gene daha İzmir'e adımını atmadı Turizm Bakanı. Evet, İzmir sizce suçlu kent mi? Ötekileştirilmiş bir kent. Evet. Onlar için ötekileştirilmiş bir kent. Ötekileştirilmiş olduğu her halinden belli. Çünkü devletin, hükümetin hiçbir desteğini şu anda alamıyoruz. Bilakis hem büyükşehir hem diğer belediyelerimizin bütün köstekleri hükümetten geliyor. Ve de sürekli olarak bütün dosyalar uzuyor. Ankara'da geçenlerde Aziz Bey'le konuşuyoruz. 6 günde büyükşehirlerin, AKP'li büyükşehirin çıkarttığı dosyayı biz 6 aydır diyor adamlar önlerine almadılar diyor.
Adam kahrolacak, ağlayacak neredeyse. Ya böyle bir şey olmaz ki. Ve de öğrencilere süt dağıttı diye de yargılanıyor. Yargılanıyor tabii adam. Yani diğer belediyelerimizde Sayıştay sorgulaması, müfettişler çıkmıyor belediyelerde. Hiçbir şey yok, yine oradalar. Bunların yani bastırdıkları olay çok değişik bir şey. Bu arada İzmir bir de üniversite kenti sevgili başkan. 9 tane üniversitemiz Cumhuriyet var. Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönemlerde ihmal ettiği gençliğe bu dönem dokunuyor galiba. Kesinlikle. Aday sıralamalarınıza baktığımızda çok ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar genç aday var. Başvurusu evet. vardı. Evet, evet. Bir kesimi girdi ön seçimle, bir kesimi giremedi. Ama giremeyen arkadaşlarımız da gerçekten çok mücadeleci, çok başarılı, gençlik kollarından gelen, partinin hiyerarşik yapısını çok iyi bilen arkadaşlarımız. Biz gençlere dokunmakta geç kalmış değiliz. Gençlerimiz vardı ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında gençler daha ön plana çıktı. Biraz daha masanın ucuna doğru oturmaya başladılar. Bu çok önemli. Artık hakikaten fikirleri dinleyici dinleniyor, oldu. Tartışılıyor, kabul ediliyor. Bizim gençlik kollarımızla irtibatlarımız öyle, genel merkezin gençlik kollarıyla irtibatları öyle. Hiç bugüne kadar çıkmamış dediğiniz gibi aday adayları çıktı. Bütün gençlik kollarımızın çoğundan aday adayları milletvekili oldu. Genel merkezde genel başkan, gençlik kolları genel başkanı aday adayı şu anda. Kontenjan istedi. Evet. Kadın kolları genel başkanı aday adayı yine kontenjan istedi. Bunun nezdinde ön seçime giren aday adayları var. Çıkanlar var başka şehirlerde. Hakikaten çok yüksek oranda bir gençliğe ve kadına önem verdiğimiz ortada. Kazanan listelerde tabii, de yaş ortalaması bir aile. Gayet güzel. Gayet güzel. Bence de çok olumlu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üniversite öğrencilerine yönelik bir politikası mutlaka ki olacak. Var tabii ki. Olmaz mı? Öncelikle yurtlar. Yani yurtlarla ilgili çok önemli projeler var. O da çıkacak ortaya üniversitelerle ilgili. CHP karma yurttan yana. Tabii ki karma, üzerinde. Tabii ki karma. Yani niye olmasın karma? Ayrıştırılmış yurtlar olmaz ki yani kesinlikle. Gençlerimize bizim güvenlerimiz var. Hem kadın, kız gençlerimize hem erkek gençlerimize evet, çok güvenimiz var. Parti, onlar bizim geleceğimiz. Partinin yeni jenerasyona el uzatmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi hem bir taze kan alırken gençlere de bir ekonomideki beklentilerini dinlemek. Bugün binlerce Türkiye'de genç İşsiz, üniversite evet. mezunu işsiz. Maalesef. İstihdamı nasıl planlıyorsunuz? Yani bugün bir İzmir'den, genel başkanınızın İzmir'den aday olduğu bir kentte sanayileşmenin çok ağır ilerlediği, işte turizmin zayıf yürüdüğü bir kent. Burada belli iddialarınız olmak durumunda. Tabii ki var. Belli iddia, biz onları da dinlemek istiyoruz. Tabii ki var. Şöyle... İzmir'de 13 tane organize sanayi bölgesi, 2 tane serbest bölge var. Bu 13 sanayi organize sanayi bölgesinin ve 2 serbest bölgenin %45'i doluluk oranına sahip. Diğer %55 kısımda hiçbir daha çivi çakılmamış vaziyette. Ve bunun eşittiri karşısında 290 bin, 300 bine yakın da genç işsizimiz var. Gençlerimiz ısrarla, anne babalarımız da öyle, belediyelerden ille iş, devletten iş, her şey devlet ve belediyelerden beklenmiyor. Özel sektör denilen bir kısım var. Burada yine AKP'nin ötekileştirilmesiyle İzmir birinci derecede katkı konulan bir il oldu. Ama dibimizdeki Manisa üçüncü derecede. Oradaki elektrik parasının sanayicimiz yarısını ödüyor. Sigortasını hiç ödemiyor. Muhtasarının yarısını ödüyor, vergisinin yarısını çok ödüyor ve buradan 15 kilometre öte tarafa insanlar fabrikalarını taşımaya başladılar. Buradaki organize sanayileri bomboş. İzmir'e de mutlaka aynı teşviğin gelmesi gerekiyor. Buradaki sanayicimizin de aynı teşviği alması lazım. Şu kalemi buradaki sanayici 1,5 liraya üretiyor, Manisa'daki sanayici 1 liraya üretiyor. Hangisi daha rekabetçi? Tabii ki Manisa'daki. Evet. O zaman buradaki fabrikasını kapatıp adam taşıyor, kiraya gidiyor. Manisa'da yer arıyor, yer buluyor. Bizim hükümetimizde, bizim iktidarımızda bunların hepsini eşitleyeceğiz. İzmir'deki 290 bin işsizimiz de sadece %30'unu doldursak organize sanayilerin 300 bin kişiye istihdam yaratıyoruz. Sağlıyorum. Ve İzmir'de işsizlik kalmayacak. Belki istihdam transfer edeceğiz. Bunun yanı sıra turizmin de canlandığı bir kentte. Müthiş bir şey. Düşünebiliyor musunuz siz? Yani bunalıma girmeyen bir öğrenciniz aynen, olacak. Aynen. Olması zaten gerekiyor. Yani çocuklarımız
Bir de üniversitelerde sadece okumak için okumamaları lazım gençlerimizin. Meslek sahibi olabilmeleri için okumaları evet. lazım. Bu çok önemli bir şey. İşçinin bile eğitimli olması. Aynen. Zorunlu. Çok önemli. Ya meslek sahibi olunup o mesleği de düzgünce yapabilecek ortamı yaratması lazım. Gencin de ve bizim de borcumuz onların önünü bir türlü açmak mecburiyetindeyiz. Evet. Sevgili Başkan, geçtiğimiz haftayı Türkiye çok canlı yaşadı. Evet. Elektrik kesintisi, savcının öldürülmesi, bir terör örgütü tarafından katledilen savcının acısı yüreklerimizde ve siz parti olarak bir seçim yarışına girdiniz. Yoğun bir hafta yaşandı. Bu savcının öldürülme olayıyla ilgili gençliğin üzerindeki infiali nasıl buluyorsunuz? Şimdilik savcının üstlendiği görevi biliyorsunuz en son. Gezi olaylarında içinde. Vefat eden bir çocuğumuzun evet. davası onun üstündeydi. Babanın bir müdahalesi var oradan. Evet. Yani burada Türkiye'de çok önemli şeyler gelişiyor ve çok süratle gelişiyor. Evet. Takip ederken bile yoruluyor insan. Yani neyin nasıl, nereye oturacağını bilemiyorsunuz. Mesela Genel Başkanımızın bugünkü açıklamalarından birinde sadece terör saldırısı olabilir diyor. Çok önemli. Terör saldırısı olabilir. Nokta. Evet. Yani bunun dip açılımını herhalde ileride kitaplar yazacaktır. Nasıl 1980'lerdeki olayları, ihtilalden sonra gelişen olayları şimdilik öğrenebiliyorsak derin anılar olaraktan olarak herhalde zaman. Anılar olaraktan bu adamcağız niye öldürüldü, oraya kim baskın yaptı, nasıl girildi oralara? Çünkü oradaki savcılar sadece bir kattaymış. En üst katta duruyorlarmış. Oraya girerken özel kartla giriyorsunuz. Biraz önce de söylediğiniz tribünle. Ve gözlerinizi takip ediyorlar. Yani oraya o silahı nasıl sokuyorsunuz? Nasıl? Bunun birilerinin cevap vermesi gerekiyor. O birilerinin de sorumlu olduğu kişiler. Çok daha belli. Çok daha enteresan olanı aynı güne denk gelen tabii. savcının saat de aynı sanki 10.30'da elektrikler kesiliyor 10.30'da baskın. Kesildi. Türkiye neye gebe? Türkiye'yi neler bekliyor? Vallahi bu hükümetin yaptıkları en baştaki kişinin yaptığı davranışlar. Bu arada Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında çelişki var mı sizce? Var, çok net. Çok net. Hükümet içi kaynıyor. AKP partisinin içi kaynıyor şu anda. Bir türlü bir şeyleri paylaşamıyorlar. Geçen hafta biliyorsunuz Bülent Arıç'ın Melih Gökçe'ye söylediklerini. Evet, geçen hafta yenilir yutulur gibi değil. Hemen olaylar unutuluveriyor Türkiye'de. O kadar çok değişiyor ki gündem. İnanılmaz bir şey. Dün savcı öldürüldü. Elektrik kesintileri unutuldu. 750 milyon dolar dünkü Türkiye'nin zararı. Bir günlük elektrik kesiminde. Dün haberleri takip ettim. Savcının öldürülmesinden başka hiç haber yok. Kardeşim, bu çok büyük bir acımız. Savcının şey. Ölmesi çok büyük bir acımız. Tabii ki. Ama Türkiye'nin sanayisini bitiren de elektrikler kesildi. Hayat durdu. İnsanlar işlerine gidemediler, evlerine dönemediler. Sular akmadı. Yani bir anda o savcıya niye baskın yapıldı? Öyle bir yerde nasıl yapılıyor? Bunun ifadelerini o teröristlerin acaba cenazeleri çıktı mı yok mu? O da meçhul. Cenaze arabası adliyeye girdi ama o cenazeler çıktı mı? İçi, tabutların içinde cenaze var mı yok mu? Bu da bende soru işareti şu anda. Evet, bütün Türkiye bunu merak ediyor. Yani bunları birileri açıklamak mecburiyetinde. Sorumluların hepsi açıklayacak. Evet. Niye küçücük odaya gaz bombası atılıyor? Ya da savcı polisin operasyonunda, teröristlere yapılan operasyonda savcı. Bu kadar mı acemiyiz yani? Kurtarma amacıyla yapılan operasyonda savcımızı kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en acı kayıplarından birisidir. O terör eyleminde bulunan gençlerimizde ben kayıp gençlik diyorum bunlara. Çok gerçekten yazık, çok büyük yazık. Bir kayıp gençlik. Çok canlı örnek anlatayım. Geçenlerde Güzelbahçe Belediyesi o evladımızın bir anıtını yaptı. Duymuşsunuzdur mutlaka. Berkin Elvan'ın. Narlıdere Belediyesi de sokağa adını vermiş. Sokağa adını verdi. O anıtın, o heykelin açılışında ben eşimle beraber gittim. Anne ve baba da gelmişti. Yani inan konuşamadım Semra Hanım. O kadar duygulandım ki, hele o kadıncağızın, eşim daha dikkat etmiş. Ben yanında duruyordum. Örtüyü kaldırdılar. Kadının şurası bir ık yaptı, bitti iş. Yani orada çökecekti yazık kadıncağız. Yani böyle acıları Allah kimseye yaşatmasın. Onun arkasından bir de 3-4 gün sonra
saldırı oldu heykele. Ya insanlar artık heykellere bile saldırır hale geldiler. O çocuktan ne istiyorsun? Zaten katledilmiş gitmiş bir çocukcağız. Ölerek ölümsüzleşen Berkin Elvan Gezi'nin sembolü oldu. Evet. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları da çok duyarlı. Sağ duyuyor. Çok duyarlı. O kadar güzel hep ortaya. Sağ olsunlar yani. Ellerine kollarına sağlık. Özlerine uygun bir kesinlikle yaklaşımdı bu. Ancak tabii ki her gün yeni bir olayla karşılaşan bir yurttaş olarak sizi bir daha konu kaldığımızda hangi katliamları, hangi kesintileri konuşacağımızı aman Allah bilemiyorum. Katliam konuşmayalım da güzel şeyler konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını konuşalım. Nasıl yürüyoruz onu konuşalım. İnşallah. Konuşalım. Temennimiz bu i̇nşallah, toplum olarak. İnşallah. Gerçekten iç huzura hasret bir toplum olduk. Orta Doğu'daki karışıklık her yurttaş gibi beni de korkutuyor. Tabii, tabii. Burada tabii ki siz bizden çok daha önde bir sorumluluk taşıyorsunuz. Ben gerçekten çıkmış olduğunuz yolda öncelikle parti içi demokrasiyi temin ederek çıktığınız teşekkür yolda ederim. Başarılar teşekkür diliyorum. Ederim. Önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'yla sahaya ineceksiniz. İzmirli'ye son sözlerinizi alalım. Programımızı bitirmek durumundayız. Tabii ki genel başkanımızla yola çıkacağız. Ben şu anda genel başkanımızın il başkanıyım. O çok önemli benim için. İzmirli'ye de vekilisiniz tabii. Tabii ki. Tabii. İzmirli'ye de bizleri çok iyi takip etmelerini rica ediyorum. Ön seçimden çıkan adaylarımız gerçekten İzmir'i temsil eden arkadaşlarımız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan projelerimizle bu dönemde 2015'te iktidara yürüyen tek partiyiz. Genel başkanımın dediği gibi bizi sadece bir 4 yıl görev versinler ve sonucunu bu halk alacaktır. Biz en iyi şekilde Türkiye'yi idare etmeye hazırız. Hepsine çok saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ege Türk ailesine de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı Bedri Serter mutlu bir savaştan çıktı. O mutluluğunu da bu akşam bizlerle paylaştı. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Thank you.